Ateizm Ansiklopedisi'nde İstanbul'da Ahmet Akbaş kendisini ve eşi Gül Çıray Akbaş'ı anlatıyor. Emekli albay Yurda Erkalay soruyor. Ahmet Akbaş, değerli albayımız, yanıtlıyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Kaptan, nerede, ne zaman doğdun? Hangi okulları bitirdin? Ben Balıkesir'in İvrindi ilçesinin Osmanlar köyünde doğdum ve daha sonra Havran'a göç ettik. Havran'da bulunduğum zaman Edremit Ortaokulu'nda okudum. Edremit Ortaokulu'nu bitirdikten sonra imtihana girip Kuleli Askeri Lisesi'ne girdim İstanbul'da, Çengelköy'de. Ve Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Kara Harp Okulu Ankara'ya geldim. Ve tabii bu arada atletizme Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken eski olimpiyat üçüncüsü olan Ruhi Sarıalp benim hocamdı. Ve atletizme beni başlatan oydu. Çünkü futbol oynuyordum. Bu hayır dedi ve bana futbolu yasaklattı, atletizme döndüm. 1958 senesinde İstanbul takımında yer aldım. Çünkü devamlı okullar arası müsabakalarda hep birinci oluyordum. O zamanlar en büyük rakibim Şükrü Saban'dı, eski koşuculardan. 1958 senesinde İstanbul atletizm takımıyla Konya Türkiye birinciliğine gittik. Tabii bu ara Selahattin Yıldız'la tanıştım ve Selahattin Yıldız beni Beşiktaş Kulübü'ne lisansiye etti. Halbuki askeri talebeydim. Ünal Uyguç, Fenerbahçe Atletizm Umumi Kaptanı ve Cemal Anadolu, Galatasaray Atletizm Umumi Kaptanı. Onlar her hafta itiraz ediyorlardı, ben çünkü kazandığım için. Fakat Selahattin abi yine devam dedi. Okulda bana bazı imkanlar sağladığından durumu idare ediyordu. 1958 senesinde Konya'da en büyük başarımı orada kazandım. 400 ve 800 koştum. 400'de o zamanın en iyilerini geçerek 51.8'de Türkiye gençler rekorunu kırdım. Ve atletizm hayatım ondan sonra başladı. 800'de de şampiyon oldum. O ara ben koştuktan sonra Gül Hanım da 800'de zaten rakipsizdi. Yarış sonrası Gül Hanım Ankaralı atletlerle iddiaya girmiş. İstanbul'dan Ahmet Akbaş hepinizi geçer diye. Ve atletizm hayatım ve Gül Hanım'la yakınlığım böyle başladı. Kaptan, eşin Gül Çıray Akbaş ne zaman, nerede doğdu? Eşim Vidin'de Bulgaristan göçmeni, orada doğmuş. Ankara'ya intikal etmişler ve Ankara'da atletizm hayatı da ortaokulda başlamış. Ve ortaokuldayken okullar yarışında o zamanın federasyon başkanı olan Nail Moran'a durumu bildiriyorlar. Antrenörler Besim Hoca, Besim Aybars görüyor ve çağırıyorlar. Atletizme böylelikle başlamış oluyor. Kaptan, eşiniz kaç Türkiye rekoru kırdı? Balkan şampiyonlukları da var mı? Daha başka şampiyonlukları da var mı? Eşim tabii ki Türkiye'de rakipsizdi. Bu ara Balkanlarda da rakipsiz olmaya başladı. 800 pistte ve cross'ta zaten geçilmezdi. 5 Balkan şampiyonluğu var. 47 Türkiye rekoru kırmış durumda. Ne şekilde Gül Çıray Albay'la tanıştınız ve nasıl evlendiniz? Ben Konya'da 58 Türkiye gençler rekorunu kırıp atletizme daha çok girdiğim için orada bir tanışmamız oldu, bir tebrikleşmeden sonra. Ondan sonra artık devamlı bütün müsabakalarda konuşuyor idik ve daha bir yakınlaşmamız oldu. Ama en büyük şeyimiz 60 Roma Olimpiyat öncesi Antalya'da milli takım kampında ben de çağrıldım ve orada
daha yakınlaştık ve tanışmamız ve daha samimi, daha ileri durumda olmamız oradan başlar. Oradan başlar ve öyle. Kaptan, eşiniz bildiğime göre başka spor dallarıyla da ilgilendi. Bize bunu anlatabilir misiniz? Efendim, Malatya'da görevliyken Gül Hanım antrenörlük de yapıyordu. Artık çocukları, gençleri yetiştiriyor idi. Orada hakem kursu açıldı. Hakem kursu, futbol hakem kursu. Ve futbol hakem kursuna iştirak etti, futbol hakem oldu. Ve ondan sonra çeşitli etkinliklerde, ki o zamanlar Malatya milletvekili olan Ahmet Fırat'ın gibi emektarların oynadığı maçlarda hakemlik de yaptı. Ve orada enteresan bir durum oldu. Futbol hakem kursunda 70 küsur kursiyer vardı. Test, yani koşu testinde hepsini geçti ve bütün basın ondan bahsetti. Eşinizin masterlarda da başarılar elde ettiğini biliyoruz. Bunu bize anlatır mısınız? Efendim, eşim atletizmi birinci çocuk, ikinci çocuktan sonra bırakmak mecburiyetinde kaldı. Hatta ikinci oğlumuza hamileliğinde 4 aylık hamileyken Atina'da 800 metreye koştu, kazandı. Karamanlis, o zamanın başbakanı, çift madalya verdiler Gül Hanım'a. Bütün basında bu yer aldı. Master'lara gelince hem atletizm antrenörlüğü yapıp gençleri yetiştiriyor idi. Bu biz, ben asker olduğum için Elazığ'da başladı. Malatya'da devam etti. Kayseri'de devam etti. Hatta Kıbrıs'ta hep antrenörlük ve talebelerle uğraştı. Aynı zamanda antrenörlük yaparken master'larda da bütün yarışlara girip dereceler alıyor idi. Bu arada Amerika'ya 2 defa Aycan Önel ve beraber girip orada da yarışmalara iştirak etti. Bir Balkan şampiyonası resmi. Kalabalık seyirciler, müthiş. Evet, Gül abla birinci. Bu resim Gül Hanım'ın atletizme yeni başladığı bir zamanları kapsıyor. Samsun'dan her 19 Mayıs'a toprak gelir ve Ankara'da 27 Aralık yarışını, Atatürk yarışını kazanan bu toprağı Cumhurbaşkanı'na takdim eder. Celal Bayar'a erkek ve bayan sporcu olarak toprak takdimi. Kaptan, burada çok güzel bir resim var. Seninle Gül ablanın resmi. Neyi ifade ediyor? Bunu anlatır mısın? Daha önce bahsetmiştim. Antalya Roma Olimpiyat ve Balkan Şampiyonası öncesi milli takım kampı Antalya pistinde beraber koştuğumuz bir anı belirliyor. Biliyorum, Gül abla yarışları bıraktıktan sonra masterlarda da yarıştı. Fakat daha sonra yeni milli atletler yetiştirdiğini biliyorum. Antrenörlük görevlerinden de biraz bahseder misiniz? Gül Hanım atletizmi bıraktıktan sonra antrenörlük kurslarını bitirdi ve antrenörlüğe devam ediyor iken aynı zamanda masterlarda da yarışıyordu. Bu ara birçok talebesi var. Bu talebeler Türkiye şampiyonu oldu, Balkanlarda yarıştılar ve halen onlar da şimdi antrenörlük yapan birçok talebesi var. Gül Hanım son anda dahi 24 Ağustos'ta kaybettik. 23 Ağustos'ta Enka Spor Kulübü'nde 15 tane yıldız atleti o gün yarıştırdı ve ertesi günü hayata veda etti. Gül Hanım'ın birçok talebesi
ve antrenörlük yapan, hocalık yapan birçok talebesi halen devam etmekteler. Kaptan, Gül abla biliyorsun aynı zamanda bir şehit annesi, bir şehit oğlunuz var. Eşinizi, yani Gül ablayı nereye defnettiniz? Niçin git oraya, yani niçin oraya defnettiğiniz yeri tercih ettiniz? Onu hatırlayabilir misiniz? Efendim, bir oğlumuz 96 senesinde şehit oldu. Ben Balıkesir Havranlıyım. O oğlumuzu oraya defnettik o zaman. Aile öyle karar aldı. Oraya götürdük. Gül Hanım'a gelince, Gül Hanım'ı bütün spor basını, bütün sporcular, bütün antrenörler İstanbul'da defnedilmesini ileri sürdüler. Ama biz, o hep oğlumun yanına gitmek istiyorum dedi ve bunun üzerine yine ailenin kararıyla Havran mezarlığına götürdük, orada defnettik. Ama İstanbul'da bütün spor basınının, Olimpiyat Komitesi'nin, federasyonun ve bütün sporcu arkadaşların, antrenörlerin de şeyiyle İstinye'de bir merasim yapılarak orada cenazesinin gereği yapıldı. Oradan Havran'a götürüp orada defnettik. Kaptan, Atletizm grubu adına Orhan Altan size ve Gül abla adına size takdim edilmek üzere bir plaket göndermişler. Lütfen bunu kabul ediniz. Gönder. Ben gelecek programlarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.